Merhabalar yeniden. San ailesinin kampanyine kaldığımız yerden devam. Sanche mi diyeyim yoksa Sanchen mi diyeyim, Kiam mı diyeyim karar veremedikten sonra Han ailesi demek, pardon San ailesi demek daha mantıklı göründü. Şimdi şurada bir isyan çıkmıştı. Onu hemen bir bastıralım. Düşük zaten. Yetkilendiririz. Paraları alalım. 6 kahramanlık, daha fazla para alalım. Okay, şimdi buradaki asayi seviyesi ne durumda? Ulan yine mi isyan çıkacak? Ya buradaki rezervleri nasıl doldurabiliyoruz gerçekten ya? Bir vergi muafiyeti atsam şuraya, aslında birazcık kontrol artıya doğru meyletse fena olmayacak. Çünkü böyle giderse sürekli burada kalacağız, isyan bastırmaktan başka bir şey yapamayacağız. Şimdi. Velhasıl kelam artık yola çıkabiliriz. Marş vaziyetine gitmeyeceğim çünkü bu oyunda marş vaziyetine geçtiğiniz zaman Warhammer'ın aksine ordular tazelenemiyor. Daha önce dediğim gibi. Arada da ordumu fullemeye devam edeyim. Birazcık lüks bir işe kalkışmıştım. Elimdeki orduyu lağvetmiştim. Daha doğrusu generali lağvetmiştim. Onun yerine daha uygun bir general almıştım. Ve o lükse devam edeceğim. Onun yerine de bunu alacağım. Çünkü efsanevi karakterlerle hareket etmeyi tercih ederim. Bir sürü gereksiz para harcamış olduk ama öyle yapmak istiyorum arkadaş, yapacak bir şey yok. Şimdi paralı okçu mu, arbaletçi mi? Şunları bir kıyaslamak istiyorum ben. Şu menzil mi? Evet, menzil. Soldakinin menzili daha iyi. Sağdakinin, oha, bu menzili hasarı eşek gibi daha iyi. Aa dur. Sağdakinin de zırh delici menzilli hasarı eşek gibi daha iyi. Ya şimdi bunun ikisinin toplamına da bakmak gerekiyor büyük ihtimalle. 46, 56, 64. 51. Paralı okçuların bakım maliyeti niye bu kadar fazla o zaman? Allah Allah. Yani diğer istatistiklere bakıyorum. Çok da büyük bir fark yok aralarında. İşte birazcık daha zırhlı arbaletçi. Mühimmat sayısı arasında da büyük bir fark varmış. Mühimmat arbaletçinin çok daha az. Mühimmatlar bitebilen şeyler bu arada. Arka hat, zırha karşı iyi. Yakın var ve de zayıf. Yani... Başka ne yazıyor burada? Sıcağa karşı dirençli. Çöl yok buralarda zaten gördüğüm kadarıyla. Ziyayat bağışıklığı. Kalkan kıran. Arada kaldım ya. Herhalde ikisinden de almak daha mantıklı olur. Yani 4 tane bundan ya da 4 tane bundan 2 tane bundan mantıklı. Ama bir tane de mancınık almak lazım bir ara. Neyse şimdi iki tane paralı okçu alalım. Paramız ona yetiyor zaten. Şuradaki düzeni de bir toparlamak gerekecek. Buna da süvari vereceğim yakın zamanda. Şu okçuları bir halledelim de. Bütün paramı gereksiz derecede askeriye harcıyorum gibi. Ama bir yandan da şöyle bir faydası oldu. Burada acil bir durum baş gösterdiği zaman kuzeyden bir saldırı alma durumum olduğu zaman küt diye 3300'lük ve 4600'lük şunu alabilirim. Tabii ki yine düşük canda başlarlar ama buradaki garnizonda düşündüğünüz zaman aslında yeterli olurlar diye düşünüyorum. Ben bu 3 karakterle gitmek istiyorum vallahi, kusura bakmasınlar. Shangyang'da tam o kontrolden bahsediyor. Diplomasi olarak yapabileceğim yeni bir şey olduğunu zannetmiyorum. Dongmin ile Arap artık iyi görünüyor nedense. Neden abi? Askerlerimizi serbest bıraktı bunların karakterlerini, o yüzden galiba. Peki. Şu Ulus Konseyi'ne bakmayı unuttum. Bahar zamanı. Neyse tamam, hala 14'te, bir dahaki bahar bakmayı unutmayayım. Şimdi kuzeydeki isyanlarla, saldırılarla vesairelerle baş ettiğimize göre güneye odaklanabiliriz.
Zoe yetenekli, sadık ve yakışıklı Sanche'yi genç yaşta arkadaş edindi. İkisi çocukken çok samimiydi ve sık sık birbirlerinin evlerinde vakit geçirir ve ailelerine saygı gösterirlerdi. Joe'nun müzik kabiliyetinin eşsiz olduğu ve bunun keskin zekası ile nazik huyunu temsil ettiği düşünülür. Zongyu bakalım nasıl bir karaktermiş. Peki. 30, 50, 60. How may I serve? Şimdi mahiyeti değiştir dersek ikisiyle de iyi anlaşıyor bu arkadaş. Arkadaş yine ona da mı para harcayacağım yani? Ama yani madem bu kadar iyi anlaşıyorlar. Kankaları birbirinden ayırmak da olmaz ya. Arkadaş şu daha cool duran bir karakter olsa da. Özellikleri falan da iyi yani, boru değil. Tamam lan, gel hadi gel, tamam ya. Çok param varmış gibi sürekli böyle bir hareketlerde bulunuyorum ama hayırlısı bakalım, sonumuz hayır olsun. Kendimi kuyumu kazıyor olabilirim. Okey, şu an bunu yaptığım için zaten şey alacak param yok. Güneye devam edeyim bu arada da. Saldırıya nereden başlayayım? Bu eyalete şimdilik dadan mıyım? Şu başkentimin eyaletini ele geçireyim. Tamam. Direkt başkentime doğru gitsem iyidir. Burada dağlar var ama oraya nasıl geçiş yapmam gerekecek? Tamam, buradan geçiş varmış. Tamam, tamam. Buraya doğru devam edebilirsin. Aa, dur lan. Onların topraklarından geçme. Tazeyenemem yani, onlara karşı çok şey olduğumdan değil. Sen nedir? Okey. Menzili zırh delici hasar. Güzel. Karakter tecrübesi, yönetilen kumandanlık. Buralarda pek ipek ve baharat ürettiğim yerler değil buralar. Eyaletler değil. Kuzeyde daha çok baharat falan üretiliyor bildiğim kadarıyla. Şunu alalım. Sana birkaç takipçi verelim. İş gidi. Kullan gitsin şunu da. Şunu kullan gitsin. Sana bir şey vermemişiz. Sana da verelim. Okey. Bu atlı okçular... Asker yetiştir dersen bunlardan daha fazla yetiştirebiliyor muyum ya? Normalde atlı okçum yok benim çünkü. Tamam, o atlı okçulara kalsın o zaman ya. Yani güzel birimlere benziyorlar. Bunun yerine normal okçu alırım bir iki tane de. Xiangyang'da... Okey, hala bundan bahsediyor. Rezervler yükselmeye başlamış nihayet ama hala sıfır olduğu için... Hala -35 diyor ama önümüzdeki tur galiba 35'ten kurtulacağım eğer burada söylediği bana doğruysa. Devam. You will not bend, so you ya will bak. Bu hoş olmadı. Bu hoş olmadı. Kuzeyde çok güçlü bir düşmanım daha olmuş oldu bu sayede. Sağ ol. Bu Romance of the Three Kingdoms döneminin baş karakterlerinden bir tanesi. Saldırmazlık anlaşması. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Ever onwards. Neyse, kuzeyden bir sağ saldırısı gelecek olur ise, dediğim gibi buradan bir acil durum ordusu yapabilirim ama acil durum ordusu yapmak için de paraya ihtiyacım var. Galiba ben bu ordu değiştirme muhabbetlerini birazcık erken yaptım ya. İki Xiao. Hanım beyefendilerinden biri olan ihtiyar Xiao'nun güzellikleri ve müzik yetenekleri tüm diyarlarda dillere destan olmuş iki kızı var. Size ve prestijinize duyduğu saygıdan ötürü sizin ve ezeli kardeşinizin onlarla evlenmenizi istiyor. Karakter yetiştirildi. İki tane karakter verdi bana. Okey. Peki. Tamam, ben de zaten biriyle evlendirmeyi düşünüyordum bunu. Bakalım şu... buradan bakılmıyordu kendi içimizdeki şeylere. Saraydan, soy ağacından değil, karakterlerden. Sanche... Adamım sırıtmış arkadaş. Dur, buradan mıydı? Ha, buradan. Eş ara demek için... yok, evlendirmek için 2000 maliyet.
Kardeş, düğün masraflarını karşılayamıyoruz, kusura bakma. Tamam, bir gün evleniriz belki. Başka uğrayan insanlar var. Bu arada birilerini saraydan kovabilirim. Çok fazla insan birikti. Bunlar değil tabii, bunlardan bahsetmiyorum. Dandik birileri var mı sarayda? Seni zaten kullanıyoruz. Anamız biraz dandik. Ya anamızı birilerine gelin versek aslında. Sen dandik değilsin. Sen zaten esas abilerdensin. Sen esas abilerdensin. Seni... Yok, iyi karakterler birikti ya. Bunları kovmak istemiyorum ama kelle başı da bir sürü maaş veriyoruz. Şu arkadaşa mesela general olduğu için ekstra maaş veriyoruz. Of, of. Neyse şu San'ın topraklarını bir alayım da. Şimdi bunu kapatırsam evet. Şu an gerçekten de vergi toplamama rağmen artıya geçmiş olduk. Tamam, vergi toplamayı başlatabiliriz artık demektir. Burada yapabileceğim yerler var. Kıyı ticaret limanı veya daha fazla gıda. Daha fazla gıdaya şu an ihtiyacım yok. Elimdekilerin hepsini satamıyorum bile. Ticareti arttıralım. Ama... Sağ ol, sağ ol, ne kadar uzakta. Aslında nispeten yakınız ya. Tamam, bu binayı iptal etmeyeceğim de. Bundan sonra birazcık para biriktirmeye başlamakta fayda var. Ama şu orduya... Tamam, süvari almayı biraz erteleyebilirim. Bir iki tane de almam lazım. Bir iki okçu alayım, bir iki süvari alayım. Sonrasını sonraya bırakayım. Ve elimde birazcık acil durum ordusu yetiştirecek para olsun istiyorum. Sağa soladan saldırı gelebilir çünkü. Hoşuma gitmedi o savaş durumu. Senin iyice altıya düştü değil mi? Tamam, ben seni önümüzdeki tur bir yere atayacağım. Sana bir şeyler verelim. Bu arada yönetici pozisyonum yok değil mi başka? Tamam, seni orduda kullanma gibi bir planım yok. Senin yöneticilik vasıflarını geliştirelim. Yöneticilik vasıfları genelde aşağıda oluyor. Şöyle bir bakayım. Aa, sana hiç veriyor mesela şurada bir şey. Bakın maliyet falan veriyor. Tamam, aşağıdan gidelim yavaş yavaş. Diğer kızın da gıda üretimi diyor. Artı 5 gıda üretimine ihtiyaç olabilir. Lütfen kumandalandıktaki rezerv olabilir. Wow, ne kadar yüksek rütbeyle gelmiş. Şu savaş etkisi. Sıfır hareket menajeri. Tamam, bir de bunu verelim. Hatta bunu bir yerlere kumandan olarak atayabilirim aslında. İlk fırsatta. Ama galiba onun için yeni bir teknoloji araştırmam gerekiyor. Bu kontrolden bahsediyor. Tamam, sorun yok. Yeni gelen karakterleri de artık bakmasam iyi olabilir ya. Tamam, bir son kez bakayım. Çok özel görünümlü bir karakter yoksa eğer kesinlikle işe almayacağım. Çünkü fazla fazla karakterim var. Kaç, bu kadar erken de beklemiyordum sağ olsa oyu gerçekten. Ya işte ordum da zayıf halde ya şu an. Strong enough to stand alone. Tebaası olmamı istiyor. Arkadaş, bu kadar aşağılandığım gerçekten yani. Ya ben hanedanlığına saldıracaktım be. Lan sağ sağ ol. Lan sağ sağ ol. Gerçekten yani. İşin gücüm yok birader ya. Öf. Ne güzel bedava leblebi gibi toplayacaktım aşağıdaki toprakları. Okey. Asker yetiştirelim bakalım. Paşa paşa asker yetiştireceğiz şimdi. Bu kardeşimize. Bu üçüncü rütbede olmadığı için şu an diğerlerinden yetiştiremiyorum bak. Tamam, arbaletçi yetiştirelim. Onlar da iyidir. Bir tane daha. Bir tane de mancınık işe yarar. Tamam mı? Burada bir okçum daha var. Onu da ilave etmeyeyim şimdilik. Şunlardan... Çınlarında bir iki tanesinin yerine iki tane süvari aldım mıydı? Tamamlanır bence. Sağa sağa hazırlanmam lazım. Ve of, yolumu da değiştirmem lazım. Şurada beklemem lazım kısacası. Ben yine sağa sağa kendimi belli etmeyeyim. Burada olduğumu belli etmeyeyim.
buraya doğru gelmeye devam etsin. Hoş belli etsem de buraya doğru gelmeye devam eder herhalde. Aa, buraya doğru gelir asıl değil mi bu? Ne kadar yakın? Tam belli ol. Aa, burası da benim. Lan. Burası da benim değil mi? Orayı kaybedeceğiz o zaman. Burası bize ne sağlıyor? 4 tane gıda sağlıyor. Tamam, gıda sorunu yaşamayacağım. Savunmayı yine burada çekeceğiz o zaman. Ulan Han Hanedanlığı çok şanslı bir arkadaş. Çok gıcık olmuş ya. Ne güzel leblebi gibi toplayacaktım ya. Birader ben seni. Sensin değil mi memnuniyetsiz olan? Komutan olarak atayacağım. Keşke az önce atasaydım. Neyse, yeni alacağım karakterlerin şeyini azaltırım bu sayede. Başka memnuniyetsiz biri var mı? Aramda yok. Tamam, diğerlerini atamama gerek yok dolayısıyla şimdi. Ulan sağ ol gerçekten yani. Saldıracak yürümesim yokmuş. Birader ya. Koalisyon istiyor Yuan Shao. Orada eğitmeni ve yapı ustası. Bunları verebilirim. Tamam ya, tamam. Seninle bir koalisyon kuralım biz. Talep edeceğin bir ödemeyi karşılamaz mısın? 3-5 kuruş da mı vermezsin? Sana gıda teklif etsem. Coşmamaya da dikkat edeyim bu arada. Çünkü 4 gıda kaybetmek üzereyim. Elimde 12 var. Tamam, birazcık da yedek olsun elimde. Seni ödeme talep edebilirim artık. 500 desem mesela ne dersin? Yaklaşık der. 490 desem. 495. Tamam. Okey. Good. Good. Bir sağa sola karşı savaşa davet edeyim bakalım ne diyecek. Belki kabul eder. Ulus konseyi toplanmaya hazır. Mevsimler bir kez daha geçer ve yeni bir yıl gelir. Bakanlarınız görevlerini yerine getirmek üzere toplandılar. Hazır olduğunuzda konsey kurabilirsiniz. Yep. Şunlara bir bakayım. Başkomutan Chan Ming. Bunlara baskın yapmak gibi peki. 6 tur boyunca muharebe yorgunluğunu yorgun olarak ayarlayabilirim sağ salonun. Tamam, bunu direkt yapayım ben. Tamam, yap. Tamam. Birini daha atasaydım kusura bakmayın. Birini daha atasaydım bir şey daha yapabilirdim ama maddiyatı daha fazla zorlamayalım. Şu asker yetiştirmeye bir bakayım. Karşı orduda ne var? Bol bol piyade var. Anti büyüklerinin o kadar da fazla olmadığını görüyorum bu arada. Yo, varmış. Süvarileri falan varmış. Okay. Ama yine de hiç süvarisiz olmaz bu iş. Tamam mı? Caution douses the heart's desire. Paralı süvari mi, binekli mızraklı süvari mi? Paralı süvari çoğu açıdan daha iyi duruyor. Biraz daha yavaş ama. Çok önemli değil 75-95 arası bence. Paralı süvari daha iyi. Bir tane aldım. Ayrıca bu paralı asker olduğu için full canlı geliyor. Öyle bir güzelliği var. Şu an gizlenmeyeceğim. Şu an normal vaziyette gideceğim. Şehrin içine de girmek iyi oldu. Daha fazla tazelenebileceğim bu sayede. Okay. Bir reform seçelim. Ya kumandanla birilerini atama özelliğim var mı? Ticaret gelirini arttırmak da güzel ama. Kumandanlık. Artı bir elverişli atama. Buradan gitmek gerekiyor. Bunun için de bina yapmak gerekiyor. Okay. Başka bir atama olanağım yok şu an. Tamam, ticaret gelirini arttıralım. Gelire çok ihtiyacım var gerçekten.
Sevgili Yuan Shu ya. Excellent. Talk. Sağ sola savaş halinde değil. Askeri destek istiyorum sağ sola karşı. -6.7. Bunu karşılayamam ya. Keşke gıda vermeden önce. Şunu bir deneseydim. Gıdayla belki ikna edebilirdim. Bu ikisi birbiriyle savaşırsa benim adıma çok çok iyi olurdu gerçekten ama maalesef olmadı. Hızlı anlaşmalarda yapabileceğim bir şey Dongmin. Niu Yao. kalsın o çok uzamda. Ticaret anlaşması istiyormuş ama ya. 420 değerinde bir ticaret anlaşması. Şu an ticaret yapabileceğim tek kişi de o zaten. 420'ye ihtiyacım var. Gerekirse ileride bu anlaşmayı bozarız. Ben şimdilik bu anlaşmayı yapacağım. Zaten yakın zamanda o tarafa doğru bir fethe çıkmayacağım gibi. Daha güneye inmeyi planlıyorum. Ticaret karşılığında düzenli ödeme talep edersem peki, çoktan iyidir. Anlaşmayı imzalayalım. Aramız 15 olduktan sonra, 15 bir eşik çünkü, bu anlaşmaları daha iyiye getirebiliriz. Onlara o zaman bakarız. Bu iyi geldi şu an. Okey. Şu an burayı kaybedeceğim galiba. Umarım gıdam şeyin altına düşmez, sıfırın altına düşmez. Çünkü burası tamam 4 gıda üretiyor ama burada gıda yüzde olarak arttıran bir yer var. Onu tam hesaplayamamış olabilirim ama bakalım. Rezervlerim de var ama birazcık çok da sıkıntı olmaz. Okey, bir ordu daha yolluyor sağa sola. Bu hoş değil. Bu hoş değil. Arkadaş bir güneye odaklanamadım. Sabahtan beri gerçekten bir güneye odaklanamadık ya. Bir ordu daha mı yolluyor o? Bir ordu. Arkadaş ne yapıyorsun? Sakin ol. This will be good for both of us. Sonra konuşuruz. As you prefer. Kurnazca bir plan. Haberler kötü. Habercilerinizden biri önünüzde diz çöküyor. Titreye titreye size bir tezkere uzatıyor. Lordum, Haimi komplonun kurbanı olduk. Bu planı bize karşı kimin gerçekleştirene dair hiçbir fikrimiz yok. Özür diliyorum. Bu ihmallerinden utanç duyan haberci çabucak huzurunuzdan ayrılıyor. Bu utanç görmezden gelinemez. Bu işin faili kimse bulunmalı ve cezalandırılmalı. Kardeşim yeri kaybedildi. -1'deyiz bu arada. Gıda düşmüş gerçekten de. Muharebe bittiğinde görüşüp şakalaşacağınız ve bunu az önce okumuştum zaten. Uf, yine uf. Bakayım şurada garnizon küçük. Daha taze yenemedik de. Saldırabilecek pozisyonda mı? Değil. Diğer orduları yakında mıydı? Bu desteği... Sen kimle savaş halindesin? Sağ sağ ile hala savaşa girmedin değil mi sen? Bunu da belki 15 olduktan sonra bir şekilde ikna edebiliriz ama 15 olana kadar beklemem gerekecek gibi duruyor. Diğer orduları galiba uzaktaydı. Şunları falan gördüm galiba demin. Tamam. Okey. Tamam, şuraya bir pusu vaziyetine geçelim bakalım. Yeni birim yetiştirecek. Bir tane daha almak istiyorum ben. Süvari. Bu süvari. Şu orduyu altılayacak bir şey var mı elimde? Para var mı? Varmış. Şundan bir tane daha istiyorum ben. Şunları da değiştireceğim sonuçta. Bu şekilde iyi. Daha ideal olabilir ama şu halde idare eder seviyede.
Tipi çok özel birine benzeyen biri gelmiş mi? Gelmemiş. Tamam. Hadi bakalım sağa sola. Yaklaş yavaş yavaş. Hadi dostum. Seni bekliyorum. Ha, güneyden geliyor galiba. Başkentimin oralara geliyor. Maç vaziyetinde olmasına rağmen pusu başarısız oldu. Tamam, bunu ben delegeye verebilirim sanırım. Sağa sola şimdi bunu görür görmez uzaklaşmayı tercih etmez umarım. 173 kayıp. Aslında kendim savaş verseydim daha az kayıp verebilirdim. %2'dir ihtiyacım var şu an. Uff. Birader, birader, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl bu kadar hızlı bu kadar büyük bir ordu? Ya senin başka düşmanın mı yok? Bu adam 1000 tane düşmanı var ya. Ya of. Ya leblebi gibi toplayacaktım güneydeki yerleri ya. Deminki şeyin 25 ticaret etki. Ya gerçekten yani bir rahata eremedik ya. Bir rahata eremedik ya. Şuna saldırsam sağ desteğe geliyor maalesef. Gece saldırısı özelliği var mı bu adamın? Nereden görüyoruz? Gece saldırısı. Gece saldırısı gördüğümü hatırlıyorum ama bu muydu komutan o sırada? Deminki savaşta kontrol etseydim keşke. Galiba yok ama ya göremedim. Burada yazıyor olması lazım çünkü. Gece saldırısı dedim. İşte Warhammer'daki Yıldırım Muharebesi olayı. Yıldırım Muharebesi faydalı olurdu şu an. Sen yine burada bu vaziyette beklemi sürdür diyeceğim de. %45 mi pusu? Demin şurada bekleseydim daha faydalı olabilirmiş. Asıl mesele şu. Hızlı bir şekilde geldi. Geldiğini de göremedim bu arada. Acil durum ordusu bassam şu an zaten basacak param yok. Acil durum ordusu bassam şu an yani onu kaybederim. Sağlığı düşük olacağı için yani ben burayı kaybediyorum arkadaş. Bu bir gerçek. Burası bana 3 gıda üretimi, 4-5 gıda falan veriyor. Gıda biraz sıkıntıya. Sıkıntı yaşayacak gibi. Sağa sola bir kovsam bu sefer de kuzeye odaklanmam lazım. O para, ya bu ordu için çok lüks paralar harcadım ya ben. Diğer orduları ilave ederek. Onun sıkıntısını yaşıyorum şu an. Elimde o paralar olsaydı şu an lök diye şuradan bir ordu basmıştım. Yani birazcık lüks bir seçenek olduğunu o zaman da biliyordum zaten ama yani yapmaktan kendimi alamadım. Yapacak bir şey yok. İşe yarayabilir ileride. Burada ürettiğim gıdayı artı bir arttırabilirim. Çok bir faydası olmaz ama. O paraya ordu basmak daha mantıklı olur şu an. Yani şu artı bir sıfıra geliriz. Şu sıkıntıdan kurtuluruz ama burayı da zaten kaybedeceğim için. Gerçekten yani çok... Güneye saldırmamak çok canımı sıktı şu an. Şu ordayız unuttum zaten. Bu ordu kim bilir nasıl bela açacak başıma şu an. Üzerime de gelmedi sağ sağ zaten. Sen ne yapıyorsun? O şehre saldırmadı. İyice toprakların içine girsen de. Gerçekten yani şu an saçma sapan krizlerle uğraşıyoruz. Benim pusum başarısızlığı uğradı orada. Pusum tespit edildi. Tamam, birisi sağ sağa savaş ilan etti. Bu kardeşimiz değil mi? Hayır, pusu tespit edilmemiş. Sırf götlüğüne gelmiyor yani. Çok gıcıksın sağ sağ. Onward, ever higher. Biraz yaklaşayım. Saldırmayı düşünebilirim aslında. Deminki ordu buradan gittiğine göre sağ sağının ordusu artı buradaki bir garnizon. Evet, benden daha güçlü.
quickly. Ama yani yine de saldırmak düşünülebilir. Şu an da yetiyor aslında yürümem değil mi ya? Yok yetmiyor, pardon. Şuralarda bir pusuya yatayım. Yanlış yerde yaptım. %45 biraz kötü ihtimal. Neyse. Orası öyle. Arkadaş artık saldırdığı yeri alacak. Yapacak bir şey yok. Buradan bir sanayi gelirim vardı. Onu kaybedeceğim. Bu kardeşimiz Chibi'ye saldıracak. Chibi'yi kaybetmek istemiyorum. İki tane gelirimi kaybedersem sıkıntıya düşerim. Bunlardan hiçbirini mi yapamıyoruz ya? Şu an 300 gelir bir yerden bulabilir miyim? Onu basmak istiyorum ben. Hızlı anlaşmalardan. Dongbin yok. Saldırmazlık anlaşması. 15'i geçmişiz. Bundan güzel bir para elde edebiliriz. Umarım. Direkt ödeme talep etsem ne kadar oluyor? 500 desek. 1000 desek. 1500 desek. 2000 desek. 2000 veriyor. Düzenli ödeme talep edersek. ...250 desek... ...çok daha değerli oluyor böyle ama... ...300 liraya ihtiyacım vardı benim değil mi? Şöyle yapalım... ...300 nakit alayım senden... ...tamam mı? Gerisini düzenli ödeme olarak versen bana. ...420 desek... ...430 desek... ...421 desek... ...tamam. A successful bid. Şimdi burada şu ordulardan bir tanesini kurabiliyorum. Şunu kurmak daha güzel olurdu aslında ama. Buradaki garnizon ne durumda? The population is stable. Oradaki garnizon fena değilmiş aslında ya. Bu herif niye garnizon olarak gözüküyor? Allah Allah. Burada da gözüküyor mu? Bu eyaletin yöneticisi olduğu için demek öyle bir mesele oluyormuş. Peki. Güzel. Yani ben ona daha fazla maliyet versem buralara komple o da şey mi geliyor yani? Arkadaşım maliyetinde bunlar mı var şu an? Onu bir kontrol edeyim. Evet. Bu da şu an öğrendiğim yeni bir mekanik. Peki, güzel. Şunu almayı tercih ederim. Ona ama o kadar nakit bulamam ya. Şunu aldım gitti o zaman. Okay. Saldırırsa burayı mümkün değil, alamaz. Hatta orduyu almaya bile ihtiyacım yoktu. Garnizonu bayağı güçlüymüş buranın ama. Bakalım yaklaşırsa eğer bir pusuya yatarız orada. Muhtemelen uzaklaşmayı tercih etme ihtimali yüksek. Kuzeyde bu arkadaşa bir şey yapabilmem mümkün değil ama. Ya bir dakika şimdi. Buradaki garnizon da yemiş. Buradaki garnizon nasıl? Ha, oradaki garnizona baktım zaten, pardon. Buradaki garnizon nasıl? Buradaki garnizon da fena değil. Ama yani... Dostum sen saldırmazlık anlaşmasına o kadar para verdin. Biraz da bundan verir misin? Ama parası kalmamıştır ki bunun da şu an. Öyle mi talep etsem? Mesela 1500 desem atıyorum. Yo, parası varmış. Küçük de olsa bir garnizon yapsam oraya aslında. Ama bir taraftan da şu an saldırabilecek pozisyonda değil mi iki tarafa da? Şu an saldırdığı yeri zaten alır ya. Garnizon şey... Destek birliği yapsam şey olacağı için. Zayıf olacağı için. Ama en azından şuraya yapabilirim. Buraya gelmeye kalkarsa diye. Ama yani... Yok, hazineyi de o kadar zorlamayalım, tamam. Herifin ne yapacağına göre bakalım. Sağ soğanın ne yapacağına göre, bunun ne yapacağına göre çeşitli bir... Onlara göre bir reaksiyon gösteririz artık.
Lerden bir kurtulsa. Ha, geri çekilmedi. Peki. Peki. Buyur. Buyur gel. Olur. İşime geldi. Sağsa'nın kendi ordusu ne yapacak? Kendi ordusu orada kalmayı tercih etti. Tabii ki gıcık olduğu için. O arkadaş buraya gelmemeyi tercih etti. Okey, güzel. Güçlü bir düşman daha oldu şu an sağ sağının. Dongmin güçlü bir düşmanına da barış imzaladı ama. Yuan Shu niyetlerini ilan ediyor. Cenk Bey, Yuan Shu'nun kendini gönlün altındaki imparator ilan ettiğini haberi aldınız. Böyle utanmaz bir hareket birçok kişiyi kızdırmış olsa da böylelikle ülküsüne güçlü soyluları çekmesi sağladı. İkisi arasındaki savaştan bahsediyor. Bizim aramızda bir savaş yok. Biz koalisyon halindeyiz. Hem de bu kardeşimiz. Buraya saldırmasını istiyorsan bu kardeşimizin şurada pusuya yatmalıyım ben. Lan inşallah şeyi yoktur bunun ya. Gece saldırısı yoktur. Yoktur herhalde ya. Üçüncü rütbe daha. Şeyi unutmamam lazım diyordum. Benim paralı asker yetiştirme imkanım var. Onlar full güçte yetiştiriliyor malum. Oo, arkadaş da buradan çıkmadı. Saldıracak pozisyonda da değilim. Gerçekten çok gıcık. Biraz daha yaklaşayım de. Lying in wait. Yani şuraya bir yam olsun diye yine anımızı manımızı mı çağırsak acaba? Ana, anneciğim neredesin ya? Ha burada, Lady Wu. Yoksa sağ salın oradan çıkacağı yok. Sabaha kadar orada beklemesini istemiyorum. Ya buraya saldırmak da birazcık göz korkutucu. Yok oraya saldıramam ben, mümkün değil. Burada bir, evet, annemi yine bir göreve çağırmam lazım benim. Meditate on peace. Prepare for war. Sen bir gel. Ha, bakın maliyeti yok aslında, tamam. Hem de şuraya. O kızları feda etmek istemiyorum ya. See. Seninle şu anlaşmayı yapmadık değil mi daha? Daha fazla para isteyebiliyor muyum? İsteyebiliyorum. Düzenli ödeme 550 desem. Yok çok fazla. Ama cüzü kabul eder. Etmedi. Parası azaldı bu adamın da. 150. 150 bile etmiyor ya. Ya demin direkt bu anlaşmaya 1500'ü falan vermişti bu. 1500 veriyor. Evet, şu an biraz acil bir durum olduğunu da göz önünde bulundurursak. Şu askeri geçiş anlaşmasından daha iyi bir şey koparabilirdim bu adamdan ama şu an ihtiyacım var bu paraya. Burayı kaybetmemeyi başarabilir miyim ben? 2500 var elimde. En ucuz kim? En ucuz şu hanım abla. Onu riske atmak istemiyorum dediğim gibi ama. Şu abi var. 1500. Elimde 1000 kalır bunu alırsam. Milisler. Bunda iki tane okçu milis var. Savunmada da bunlar daha şer. Tamam, bu ablayı riske atacağız artık. Gel bakalım. Lan yanlış yerde aldım. Yanlış yerde aldım. Öf ya, öf gerçekten. Bunu alırsam 500 kalıyor elimde. 500'de paralı milis alabiliyor muyum?
Bir tane alabiliyorum. Nasıl yaptım bu tane ya? For harmony. Madem aldık, sen orada kal, o tarafa doğru yönelirse diye. Nasıl yaptım hatayı ya? Daha önce de yapmıştım galiba, değil mi aynı hatayı ben? Sadece bir tane birimim olacak, bir tane generalim olacak. Herifin generalleri çok güçlü değil. Bir tane üçüncü seviyesi var sadece. Burası Linju. Riske gireceğim ya. Riske gireceğim. Şunu alırsam paralı askeri alamam ama, değil mi? Seni riske alacağız abi, yapacak bir şey yok. Asker yetiştir. Paralı piyade yetiştirebiliyorsun, bir tane yetiştir. Tamam, full can da geldi. Bir 500 para bulunur mu bir yerden? Ya o ablayı almasaydım şu an. Gerçekten yani. Kesin korurdum ben burayı. Bunları satabileceğim hiç kimse yok. Bir diyor ya. Yemek yemeğim yok ki, neyi satıyorum? Yaver satabilirim belki. Dur bakayım, yaver satmayı deneyeceğim, evet. Arameni kim? Le Yuan Shu'yla bir yaver satmayı denersem eğer... Yaver ticareti. Şunu almak ister misin elimden? Nasıl oluyor? Ticaret ekle. Karşılığında... ...500 çıkaramayacağız buradan galiba. Çıkardık. ...600. Tamam. Tamam, satalım. Bir birim daha alabilirim bu sayede. Of, vallahi meteliğe kurşun atıyoruz gerçekten. Bunun bakın maliyeti ne, 161. İflasın eşiğinde kalacağım onu da alınca. Of, of, of. Allah'ım, Allah'ım. Şu an 130 param var ve artı 3'teyim. Bir yeri kaybedersem falan direkt iflas. Of. Hayırlısı bakalım, dur şurada bir imparatorluk şeyi de yapalım. Kendimiz de onaylayalım. Dongmin'le azaltalım. Sen niye... Ha, bir de isyan çıksın. Tamam, çıksın, buyursun, o da gelsin. Allah'ım ya. Ah. Neyse, bir sonraki tur ne olacağını bir sonraki bölümde görelim hep beraber. Çok kriz halindeyiz, bakalım hayırlısı diyelim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.